kahveniz hazır. Herkese merhaba, ben Meltem İlhan. Uzun zamandır video çekemiyordum. Bunun tabii ki birkaç sebebi var. Şu an çektiğim video 5 aylık bir sürecin belgesel tadında bir süreci anlatmak için çekiyorum. Ve de bu da bu videoda benim ilk videom oluyor. 5 aylık sürecin ilk videosu. Bir kahve içeyim. Peki neredeydim, ne yapıyordum, nasıl geçiyordu günlerim? Ben arkadaşlar evlendim. Ağustos ayında evlendim. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 aydır da evliyim. Böyle şöyle bir sürecim oldu. Evlendikten sonra bir işe başladım derken öğretmenliğe başladım. Evlendikten hemen sonra, yani bir gün sonrasında okula başlamak zorunda kaldım. 4 aydır da öğretim hayatıma devam ediyorum. Hem evlilik, hem yeni bir okul süreci ve yeni öğretmenlik süreci beni çok fazla yormuştu. Okula gidiyorum, okuldan eve geliyorum ve evliliğin tadını çıkaramadan aslında yorgun düşüp hemen uyuyakalıyordum. Ve 4 aydır bu süreç bu şekilde gidiyor. Okula gidiyorum, okuldan eve geliyorum, yemek yiyorum ve uyuyakalıyordum. Ve ben de artık buna bir son vermek istedim. Çünkü kendime ait hiçbir şey yapamıyordum. Çok fazla kitap okuyamıyorum, koşamıyorum, spor yapamıyorum. Ve bu süreçte de, bu 4 aylık süreçte de 4 kilo aldım. Çünkü 48 kilo evlendim, 52 kiloyum. Şu anda 52 kilo aslında benim 4 senedir çıkmadığım bir kilo. Çünkü hep 40'ların üzeri, hep 48-47 kilo aralarında seyrediyordu benim kilo. Bu 4 aylık süreçte hiçbir şey yapamamam ve sürekli bir temponun içerisinde olmam, bir stresin içerisinde olmam beni yemeğe sevk etti. Yani yemeğe teşvik etti. Sevk diyorum ya. Hastaneye sevk etti. Hastaneye de sevk etti. Nasıl sevk etti? Bu 4 aylık süreçte çok hastalandım. Neden bu hastalık süreci oldu diye düşünüyorum. Çünkü sonradan aklıma geldi. Okul sürecindeyim. Yani evet, ilk defa bu kadar çok öğrenciyle içli dışlıyım. Jimnastik öğretmeni olarak okula başladım. Ve sürekli öğrencilerle çok yakın temasta olduğum için onlardan çok çabuk hastalık kaptım. Bağışıklığım da ilk başta bir düştü. Sonrasında hastalık süreci başladı ve hatta bu 4 aylık süreçte 2 kere hastanede serum almak zorunda kaldım. Artık bu stres dönemini bırakmak istiyorum. Geride bırakmak istiyorum. Hastalık sürecini geride bırakmak istiyorum ve kendimi mutlu etmek için bir şeyler yapmak istiyorum. Bunları düşünürken ne yapmalıyım? Hani spora da çok fazla bir hedefim olmadan spor yapmak da geliyordu bana, hani istemiyordum. Aman yaparım falan oluyordu. Sonra şuna karar verdim. Mayıs'ın 26'sında olacak olan Gebze Ultra Maratonu'nda 55 kilometre koşmaya karar verdim. Bunu eşimle konuşuyordum. Bir koşsam mı, 27 kilometre mi koşsam, 55 mi koşsam emin değildim. Sonra dedim ki Meltem, zaten 27 koştun ve orada da derece yaptın. 27 koşuyorsan 55 de koşabilirsin. Ve benim ilk defa en uzun şeyim olacak, maraton koşum olacak. Hatta ultra koşum olacak. 55 kilometreyi koşmak nasıl bir duygu bilmiyorum, yapabilecek miyim bilmiyorum, gücüm yetecek mi, psikolojim nasıl olacak onu da bilmiyorum. Ama bu belirsizlik beni çok cezbediyor. Bu belirsizlik içerisinde kendime bir yol bulup o hedefi gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden de
bu 55 kilometreyi ne olursa olsun tamamlamak istiyorum. Onun için antrenmanlara başladım. Daha 2 gün oldu. 2 gündür koşuyorum. Bugün de uzun koşuma çıkacağım. Haftada 3 gün koşabileceğim artık. Programım bu şekilde. Haftada 3 gün koşacağım. Diğer 3 gün tamamen kondisyon çalışması yapacağım. Ve diğer 3 gün zaten çok yoğun bir sürecim oluyor. Çünkü sabah 6.30'da evden çıkıyorum. Akşam 7'de geliyorum. O yorgunluktan sonra çıkıp koşmak beni gerçekten çok yoruyor. Yoruyor. Yorar. O yüzden o 3 gün pazartesi, salı, çarşamba kendime kondisyon günü verdim. Perşembe, cuma ve pazar günleri de kendime koşu günü ayırdım ve cumartesini de tamamen dinlenme olarak ayarladım. Bugün de hedefime ulaşacağımın ilk uzun koşusunu yapacağım. O yüzden bu videoya da başlamak istedim. 5 aylık bir süreç. 5 aylık süreçte de bakalım neler olacak hiç bilmiyorum. Nasıl geçecek onu da hiç bilmiyorum. Ama geriye dönüp bu videoyu izlediğimde umarım hedefimi gerçekleştirmiş olurum. Çünkü bunu çok istiyorum. Kendimi zorlamayı çok istiyorum. Neleri başarabileceğimi görmek istiyorum ve gerçekten bu 5 ayın sonunda bu videoyu yayınladığımda umarım 55 kilometreyi koşmuş olurum ve dereceyi yapmış olurum. Bunun için çok çabalayacağım, çok çalışacağım. Çünkü hayatımda bir hedef olduğu zaman daha mutlu oluyorum ve bir şeyleri yapabilme potansiyelim, verimliliğim daha çok artıyor. O yüzden kendime böyle bir hedef belirledim. Umarım Mayıs'ta koşulacak olan o yarışmada 55 kilometreyi tamamlayabilirim. Bu süreçte size neler yaptığımı hepsini çekeceğim. Olabildiğince antrenmanları, katıldığım ara yarışları, 10 kilometrelik yarışlara da bunları da hep ara ara çekmeye çalışacağım. Ve bu 5 aylık süreci güzel bir belgesel olsun istiyorum ve sonunda hedefe ulaşmak istiyorum. Umarım her şey çok güzel olur. O zaman kahveden sonra koşuya çıkalım, olur mu? Hadi bakalım. Koşuda şöyle bir sırt çantam var, koşu çantam. Bunu alacağım. İçine şöyle kimlikle kartımı koyacağım. Hatta bir tane de jel alıyorum. Jeli öne koyabilirim. Jeli şu kısmı koyabilirim. Kulaklığım. Yeni aldığım Asics ayakkabılarım var. Trailer antrenmanları için almıştım. Gayet de güzeller. Diğeri de burada.
Herkese merhaba. Bugün yeni bir yer keşfetmeye gidiyorum. Arkadan toprak yol var gözüküyor. Telefondan da baktım ama yol yok. Ya da ben mi bulamadım bilmiyorum. Şu anda o yüzden kaldırımdan gidiyorum. Umarım bulacağım. Elimde navigasyon var. Telefondan yolu bularak ilerlemeye çalışıyorum. Toprak yola giriş gözüktü. Oraya girdim. Sanırım dediğim yere gidebilirim. Sürekli betonda koşmak istemiyorum. Böyle telefondan baktım. Şey vardı. Rota gözüktü. Allah köpek var. Emin değilim. Ben kenara çekiliyorum. Korkarım köpekten. Evet, kaldırımdan devam edeceğim. Rahmi Demir Kent Ormanı. Ormana giriş yaptık. İlk defa geldim ben de. Biraz keşfedelim bakalım. Yokuşları var. Oo. Aa, harika bir koşu yolu var. Ay, çok sevdim. Önce bir keşfedelim. Sonrasında rotaları da keşfetmeye devam ederiz. Hastalıktan yeni çıktım. Daha çıkmadım. Şu yokuşlar beni çok yordu. Midem çok bulandı. Durmak zorunda kaldım. Nabzım çok yüksek. Başım zonkladı. Ve midem bulanıyor kusmak üzere. O yüzden şu anda dinleniyorum. Ve birden sanırım direkt yokuş çıktım. Rakım mı etkiledi bilmiyorum ama sanki böyle irtifa çarpmış gibi hissediyorum. Ama şu an Rahmi Demir Kent Ormanı'nın seyir tepesine geldim. Birazdan buraya çıkacağım. Yukarıdaki manzarayı çok merak ediyorum. İyiyim. Evet, devam edebiliriz. Hazırlanıyor.
This one's on guys, honey. Wesley Kip 2 of Eye of the State is on beat record pace. Here, Wesley Kip 2, your individual champion. I mean, when you look at Kip 2, he has almost a different... Thank you.
Lazım olan bütün kelimeleri kullanacaksın. Badem. 22.08.23 Vakıf. Evet ya. Ya akşamdan da ben de iyice. Kilo ölçü vermesini bilmiyorum. Hani? Bir sürü. Nerede? Donuyor. Ya adamlar senden para istedi için her şeyi döner. Kazık. Seni de keriz yerine koydularsa. Akaba gibi diyor. Allah. Süreyim mi ne? Yandık. Kariyer ayaklar altına düştü. Süreyim mi? Ne? Digi. Atın. Oğlum. Digi fenomen oldu. 783 kişi. O dedim ya sporcu bilmem yayın yaptım ya spor yap diye. Şu ana kadar rekora gidiyorsun diyor. Yani şey amatör. Aha. Video şey, real olarak, realci olarak dedi. Atmıştım ona. Ya attın da onu ben 50 lira bırakmıştım ona. 50 lira bloke etmişler. O düzgün çekmişsin. Hours later. Bak burada bir tane ceset var. Geldi, yattı.
Bak bak. Yataş beş dakika dursunlar. Şey yapıyorlar. Garam bir kokuyor cigaram cigaram dağlarına. Bahar gelmiş memleketimin. Karanfil kokuyor cigaram cigaram dağlarına. Bahar gelmiş memleketimin. Yükünü bırak yamacıma çömel. Üstün başın yara bere gülüşün özel. Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda eskimişiz. Suretimiz benzer. Alo. Kimin babası? Ah günahın sevabı boynuma. Geldi bu gece koyunuma. Payer, balayer, oublier.
bastığımız yere gelmiyor bizim düşmanız esarete. Önderimle karşıyız, mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz, duysun bizim bu gökdeniz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım. Türk'ün yolu cumhuriyet, parla yüz yaşındasın.